Oğlum suratını asmasana artık. Günler torbaya girmedi ya. Başka zaman bir araya geliriz. Tabii insanın müstakbel kayınvalidesini bekletmesi böyle önemsemiyormuş gibi. Hiç hoş değil ama olsun. Herhalde geçerli bir nedeni vardır. Evet. Artık gizemli gelinimizle başka zaman tanışırız değil mi? Böyle hiç olmadı Hamiyet Hanım. Keşke az daha otursaydınız da sıcak sıcak servis etseydik kebabı. Bizim de niyetimiz oydu ustacığım ama ne yapalım? Nasip. Vallahi tam da istediğiniz gibi olduydu. Bol acılı, iyi pişmiş. Şimdi başkasına servis edemem. İyisi mi siz bunu konağa götürün? Aa, olur mu canım öyle şey? Olur olur. Başka türlüsü içime sinmez. Peki. Peki. Oğlum bunu Yusuf Bey'in arabasına koyun güzelce. Tabii. Tamam usta, gerek kalmadı. Misafirimiz geldi, yemeği burada yiyoruz. Tabii efendim. Anne, işte müstakbel gelinin Havva. Sen şimdi tanımadığın birini bekliyordun. Havva'yı görünce şaşırdın galiba. Anne bir şey söylesene. Hoş geldin. Ailemize de hoş geldin. Hoş buldum. Hamiyet Hanım, kusura bakmayın. Ben şaşkınım biraz. Yani konakta beni her gördüğünüzde kaşlarınız çatılınca... benden pek hoşlanmıyorsunuz sanıyordum. O yüzden biraz çekiniyorum sizden. O iş başka, bu iş başka Havva. Ben seni konakta hep Sultan'ın yeğeni olarak gördüm. Ama şimdi çok sevdiğim oğlumun seçtiği gelin adayısın. Beklenen misafirimiz geldiğine göre artık oturabiliriz. Gel şöyle otur. Malum. Akşam yemeği saatinde epey geçirdik. Kusura bakmayın Hamiyet Hanım. Gecikmek istemezdim ama annem hastalandı, bırakamadım. Nasıl oldu şimdi? İyi, daha iyi. Geçmiş olsun. Sağ olun. Evet, başlayabiliriz. Senin boynuna ne oldu? Önemli bir şey değil. Olur mu öyle şey? Baksana kıpkırmızı olmuş. Yemek için hazırlanıyordum. Bir fular takmıştım. Beğenmeyince hızlı çektim herhalde. O da yaktı boynumu. Acıyor mu? Biraz. Yusuf. Demek İstanbul'a Havva'nın peşinden gittin. Siz biliyor muydunuz Hamiyet Hanım? Benim her şeyden haberim olur kızım. Yusuf söylemese de, gözümle bir şey görmesem de bir şeyleri sezmiştim tabii. Annemin her yerde gözü var. Oğlum, soy kökü aileyiz. bütün Ürgüp'ün gözü üstümüzde. Değil mi? Kimin iyi niyeti var? Kimin kötü niyeti var? Bütün bunları anlayabilmek için hep tetikte olmamız gerekiyor. Değil mi? Zaten ben üstüne gitmesem de birileri söyleyiveriyor nasılsa. Ama Havva buraya gelinceye kadar onun geleceğini bilmiyordun değil mi? Ha evet. Senin öyle dalgın hallerin, mutsuz hallerin. Bunları hep merak ettim ama bütün bunları Havva'nın neden olduğunu düşünemedim tabii. Ama olsun. Bak bu da ortaya çıktı işte. Bu evlilik kararı da İstanbul'da çıktı galiba. Öyle de sayılır anne. Yani burada karar verdim, sonra Havva'nın peşinden gittim işte. Öyle olmalı. Çünkü bir gün evvel seninle konuştuğumuzda hiç evlilik lafını bile etmedin. Değil mi? Ama olsun. Çok iyi olmuş. İstanbul size çok iyi gelmiş. Artık orada neler olduysa. Bakıyorum ikiniz de çok mutlu görünüyorsunuz. Bundan sonra da böyle olacak inşallah. İnşallah ya. İnşallah. Zaten bir anne baba başka ne bekler ki? Bunun için de her şeyi yapar tabii. Havva, sen hiç konuşmuyorsun. Anlat bakalım İstanbul'da neler oldu. Rüya gibiydi Hamiyet Hanım. Ne güzel. Ben aslında Yusuf'un gelmesini hiç beklemiyordum. Öyle birden karşımda görünce çok şaşırdım. Benim oğlum öyledir. Sürprizleri çok sever. Böyle insanı mutluluktan öldürsün mü? Yoksa pat diye yüreğine mi indirsin? Sen çok sevindin ama değil mi? Çok. Öyle şeyler yaptın ki her yaptığında çok mutlu ettin beni. Ha bak bunu çok merak ettim. Neler yaptı? Anlatsana. Bütün İstanbul'u gezdirdi Hamiyet Hanım. Ben hep televizyonlardan görmüştüm İstanbul'u, Boğaz'ı. Ama bana gerçeğini gösterdi. İnanılmazdı benim için. Demek daha önce İstanbul'u hiç görmedi. Hı. Yani küçükken bir kere amcamların yanına gitmiştim ama hiç hatırlamıyorum. Sadece Boğaz'da değil, başka bir sürü yeri gösterdi bana Yusuf. Hatta Nişantaşı'nda yürürken vitrinde gördüğüm bir gelinliği aldı ben çok beğendim diye. Öyle mi? Yani almak gibi bir niyetimiz yoktu aslında önceden. Ben öylece bakıyordum vitrine ama Yusuf birden kolumdan çekip dükkana sokuverdi beni. Gözlerinden anladım beğendiğini. Bakıyordu, ben de aldım işte. Demek ki öylesine bakmamışsın kızım. Eğer sizi kızdırdıysa kusura bakmayın. Yok canım. Niye kızayım? Sadece biraz şaşırdım. Yani bu gençlerin böyle birdenbire karar vermeleri, ondan sonra da hayata geçirivermeleri bizleri epey şaşırtıyor. Ne de olsa biz böyle şeyler yapamadık. Yapmadık. Ama olsun. Siz en iyisini biliyorsunuzdur. Ama daha sen gelinliği görmedin anne. En güzelini seçti. Vallahi görünce çok beğeneceksin. Beğenirim tabii bir tanem. Niye beğenmeyeyim? Ama bence biraz acele ettiniz. Avrupa'ya ısmarlayabilirdik. Ya da ne bileyim bir Ankara'ya falan. Orada bir terziye diktirirdik. Değil mi? Ama olsun. Madem ki Havva beğenmiş, zaten mesele yok. Anlayışınız için teşekkürler Hamiye Hanım. Rica ederim. Yusuf'um artık kalkalım mı? Eve gitmem lazım biliyorsun. Hı? Hamiye Hanım tekrar kusura bakmayın beklettiğim için. Hiç istemezdim. Rica ederim yavrum. Bir daha yapmazsın. Hesap alır mısın? Neyse kazasız belasız atlattık. İyi akşamlar Hamiyet Hanım. Aa, nereye gidiyorsun? Bizimle gelmiyor musun? Zaten beklettim sizi. Evim de buraya çok yakın. Yürüyerek gidebilirim ben. Bunları bekletmeden evvel düşünecektin yavrum. Siz de haklısınız ama dediğim gibi elimde değildi annem. Neyse oldu artık. Ayrıca öyle bile olsa yakışık almaz. Artık Hancıoğullarının gelini olacaksın. Eğer aileye gireceksen bütün bu eski adetlerini bırakman lazım. Sen farkında değilsin. Ya da henüz alışamamışsın ama oğlumun sana takmış olduğu yüzüğün sorumluluğu çok ağırdır. Haklısınız. Ne oldu hanımlar, beklettin mi? Yok. Havva yürüyerek evine gitmek istiyormuş. Yok öyle bir şey, ben bırakırım. Hadi. Tamam. Oh, mis gibi koktu. Ay tırtıklama Remzi. Aa, vallahi çocuk gibisin. Bir gün üstün temiz kalmıyor. Çekil çekil, dolanma ayağımın altında. Hı? Oo aslanım. Kılık kıyafetin yerine gelmiş bakıyorum. Enişte tutturdun illa geldi ama Hamiyet Hanım arıza çıkaracak ha. Çıkaramaz oğlum, burası benim çöplüğüm. Münevver de gelir mi? Ha köftör. Gelir tabii, gelmez mi? Bugüne bugün görümce olacak. Bak aslanım. Bu kızın gönlüne girmek istiyorsan bir baltaya sap olacaksın. Yoksa ne Hamiyet Hanım'ın ne de Münevver'in gözüne girersin. Enişte uğraşıyorum işte, öğretmenlik için başvurdum, dershanelerle falan da görüşüyorum ama bekliyoruz işte, haber yok. Beklemek karın doyurmaz oğlum. Bak aslanım, ben yakında emlakçılığa başlıyorum. Sen de benim yanımda çalışacaksın. Enişte nasıl olacak o iş? Sende para yok, bende yok. Sen üzümünü ye, bağını sorma. Ben senin patronunum, tamam mı? İyi enişte, sen aç da bakarız. Yalnız ağzını sıkı tutacaksın ha. Ben işleri yoluna koyana kadar. Senin Şeref teyzenle Havvalara sürpriz yapacağım. Anneciğim. Nasıl olmuşum? Su gibi olmuşsun kızım. Hep yüzün gülsün inşallah. Gözlerine acı hiç çökmesin. İnşallah anneciğim. Senin de artık yüzün asılmasın ne olur. Bak evleniyorum ben. Sen merak etme. Artık içim rahat. Kimsenin mutluluğumuzu bozmaya gücü yetmeyecek. Canım annem. Allah nazarlardan saklasın seni. Hepimiz hazırız. Ama ana kraliçe yine geç kaldı. Oğlum herkese hazırladığım için sıra ancak bana geldi. Beklediğimize değmiş yengecim. Her zamanki gibi çok güzel olmuşsun. Hadi oradan. Çok güzel olmuşsun anneciğim. Canım benim. Siz de öyle. İkiniz de çok güzelsiniz. Sağ ol anne. Ay takıları aldık mı acaba? Merak etme Hamiyet Hanım, aldım. Babaannemin yüzünü mü takacaksınız? Ne münasebet. Yani aile takıları nikahta takılır, nişanda takılır. Onun da sırası gelecek değil mi? Ama Havva'ya çok güzel bir set aldım. Çok özel. Hadi gidelim artık ha. İyi akşamlar, hayırlı olsun. Sağ ol kızım, iyi akşamlar. Dersin başına. Günaydın yenge. Bak bugünleri de gördük. Şimdi sıra sende. Sana kız aramaya başladım ona göre. Ha? Güzel olsun ama. Aa, bu yastıklar mı Gonur ya? Toprak, git dolaptan şöyle simli parlak olanlar vardı, onlara alsın. Millet gelmeden bir kılığını değiştirelim. Teyze bırak yastığı falan, geldiler gelecekler zaten Toprak. Ay. Kızım sakin ol biraz. Aa, elin ayağında buz kesmiş. Anam da onu istemeye gittiğimizde aynen senin gibiydi kızım. Aa, ablamınki öyle değildi ki. Ablam hiç tanımadığı biriyle zorla evlendiriliyordu. Ben sanki Şeref'i önceden tanıyordum. Tarlada çalışıyordum. Kulağımdan tutup getirdiler. Ne o? Kız istemeye gidecekmişiz. Siz ne yaptınız peki? Beğendiniz mi birbirinizi görünce? Ne beğenmesi ya? Yılmaz Bey'in annesi Kamran Hanım bu olacak dedi. Nikah kıyıldı, oldu bitti. Sultan, eski halıları açmanın bir manası yok. Bak, 30 yıl çabucak geçiverdi. Geçti. Geçti de deldi de geçti. Geldiler. Geldiler, ay, vallahi geldiler. Dur ben açarım, dur. Of. Toprak bak, kalbim çıkacak yerinden. Beni bu gece yalnız bırakma ne olur, hiç yanımdan ayrılma, tamam mı? Nasıl geçtiğini anlamayacaksın bile. Kız sen burada ne arıyorsun? Gelin kısmı öyle ortalıkta çok dolanmaz. Kalk git kalk. Kalk haydi. Tamam. Buyurun. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Buyurun. Aa, niye zahmet ettiniz? Olur mu, ne zahmeti? Buyurun. Buyurun, hoş geldiniz. Efendim buyurun, buyurun. Merhaba. Buyurun, buyurun. Sağ olun. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi kızım. Evladım buyur. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Buyurun. Hanımefendi iyisinizdir inşallah. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağlığınıza duacıyız. Toprak. Yukarıdalar. Hamiyet Hanımlar birazdan beni isteyecek, inanamıyorum. Evet. Sonra da sözlü olacaksınız. Teyze. Heh. Nasıl, yukarısı var mı bir gerginlik? Kız savaşmaya mı geldiler buraya? Sakinler adamlar, kız istemeye geldiler. Hadi ocağa sürün kahveyi, çap kaydı. Toprak. Hı. Kahveyi sen yapar mısın? Benim elim ayağım titriyor. Hem seninki daha köpüklü oluyor. Olur tabii. Hadi gel sen de otur. Abla. Ha. Hani adettendir ya. Yusuf Bey'in kahvesine tuz koyayım mı sence? Yok, kızmasın sonra. Kız koysun tabii. Dediği gibi adettendir. Eli mecbur içecek. Küçük bir eviniz var. Ama çabuk ısınıyordur herhalde. Evet. Bize yetiyor çok şükür. Hoş geldiniz. Gel buyur aslanım. Yiğit ne haber abicim? İyidir abi sen? İyiyim sağ ol. Geldiğinden beri hiç uğramıyorsun yanıma. Kusura bakma abi ya ama affettiririm kendimi. Tamam gel ne zaman istersen. Gel de ifadeni alayım. Herkes gelmedi mi? Kız bütün konak sizin salonda. Kim bu o zaman? Sen bırak Toprak. Kapıya sen bak, ablana yakışık almaz şimdi. Bırak onları. Tamam. Al. Buyurun. Baban evde mi kızım? Evdeler ama ben sizi çıkartamadım. Biz Cüneyt'in annesiyle babasıyız. Hayırlı bir iş için geldik. Anlamadım. Anlamayacak ne var kızım? Cüneyt'i Havva'yı istemeye geldik. Şöyle kenara geç de içeri girelim. Kahveler de geldi nihayet. Buyurun. Eline sağlık kızım. Sağ ol Havva. Sağ ol. Kahvemizi de içtik sayılır. Gelelim sebebi ziyaretimize. Malum zaten gençler birbirlerini görmüşler ve beğenmişler. Biz de onların büyükleri olarak önlerini açmak ve üzerimize düşen görevleri yapmak zorundayız. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Havva'yı oğlumuz Yusuf'a istiyoruz. Vallahi Yusuf Bey oğlumuzu tanırız biliriz. Yani kızımızı başının tacı yapacağından hiç şüphemiz yok. Ne diyelim? Allah hayırlısını versin. İnşallah efendim, inşallah. Hadi kızım, öp babanın elini. Sağ ol. Öpeyim anneciğim. Hayırlı olsun kızım. Mutluluklar dilerim. Hayırlı olsun bir tane. Sağ ol anne. Hayırlı olsun oğlum. Sağ ol baba. Tebrik ederim ablacığım. Sağ ol canım. Hayırlı olsun amcaoğlu. Sağ ol amcaoğlu. Anne uygar arıyor. Ben hemen geliyorum. Evet. Güle güle kullan kızım. Teşekkürler Hamiyet Hanım. Sağ olun Yılmaz Bey. Gel otur kızım. Teşekkürler Yılmaz Bey. Hayırlısıyla sözü de kestik. Nişanı da bir ay sonra yaparız değil mi Şeref Hanım? Hemen sonra da düğünü yaparız. Ay oğlum ne bu acele? Biricik oğlum evleniyor benim. Hem de böyle düğün dernek kurmak o kadar kolay mı canım? Benim hayallerim var. Yok, zaten kışın çok zor olur değil mi? Biz ilk önce nişanı yaparız. Allah izin verirse yaza da nikahımızı, düğünümüzü yaparız. Hamiyet Hanım haklı çocuğum. İki ayağımızı bir pabuca sokmanın alemi yok. Oğlumuzun mürüvvetini görmek için şunca zaman beklemişiz. Şanımıza yaraşır, şaşalı bir düğün olması gerek değil mi? Tamam, kış geçsin ama yazı beklemeyelim. Bari bahara yapalım. Bence de yenge. Yusuf haklı. Yani birbirlerini tanımıyor olsalar nişan için beklenirdi ama bunca zamandır tanışıyorlar. Bir an önce amcaoğlunun düğününü kuralım. Mehmet, oğlum bu işlere büyükler karar verir. Hem de en münasibini yaparlar, sen üzülme. Bir şey söyleyeceğim. İsterseniz nişanı da biz yapalım. Nişanı kız tarafı yapmaz mı Hamiyet Hanım? Kızım, doğru söylüyorsun ama yani bizim durumumuz belli. Yani şu an nişan kuracak halimiz yok malum. Hamiyet Hanım, adet neyse o olacak. Gücümüzün yettiğince elimizden gelen her şeyi yaparız biz, sağ olun. Aa tabii Şeref Hanım. Ben sadece teklif ettim. Sağ olun. Hayırlı olsun inşallah. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Allah sonuna erdirsin inşallah. Amin. Hoşçakalın. Hayırlı olur inşallah. İnşallah. Sözlüyüz artık ha? Çok mutluyum Yusuf. Rüyada gibiyim. Bundan sonra daha da mutlu olacağız. Merak etme. Oğlum. Donduk vallahi hadi. Bak Havva da üşüdü. Hadi gidelim artık oğlum. Tamam anne geliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok şükür bunu da atlattık. Ya sen ne biçim bir babasın? Neredeyse kızı paket edip kollarının altına verecektin. Allah Allah. Onlar istedi biz de verdik. Uzatmanın ne alemi var? Ne öyle hevesli gibi? Bir iki gidip gelselerdi. Adettendir. O adetler eskide kaldı artık hanım. Ayrıca hevesliyiz tabii. Koca Hancıoğullarıyla düğün olmak herkese nasip olmaz. Zengin oldu zengin. Münasebetsiz adam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.